yüzden sürekli fren ışığı gördüğünüz bir araba muhakkak otomatiktir. Sürekli fren ışığı görüyorsanız inişlerde ve sık trafiklerde, böyle şeyde değil, hafif açık değil. Mesela birazdan iyice sıkışacak trafik. Bu tip yerlerde sürekli fren ışığı görüyorsanız otomatiktir. Ya da manuelse de boşa almıştır. O yüzden sürekli fren kullanıyordur. Yani manuel araçlar küçük vitesle frene basmadan da yavaş yavaş iner aşağı doğru. Ama otomatik araçlar, neden otomatiğe dikkat çekiyorum? Otomatik araçlar freni bıraktığınız anda yeniden aşağıya doğru ivmelenecektir. Hele ki böyle dik bir yerde. Burası Haramidere yokuşu bu arada. Yani Beylikdüzü'nden Avcılar istikametine doğru inen bir yokuş. Biz de bugün böyle bir trafik dersi yapmıştık. Yani şeyden, Florya'dan Gürpınar'a gittik. Dönüyoruz şimdi. Yani otomatik araçlarda muhtemel genel bir fren kullanmalısınız. Hele ki böyle dikse, hele ki bir de yer ıslaksa ayağınızı gaz üzerinde kesinlikle unutmayın. Hatta gaza hiç koymayın. Burada hiç gaza basmasanız da belli bir süre sonra aracın ağırlığı artı inişin dikliği, yani açısı sebebiyle araç hızlanacaktır. Genellikle bu yüzden fren pedalı kullanmalıyız. Hatta ben dün bir örnek vermiştim. Yani bir tüyü 3. kattan bırakırsanız yavaş yavaş aşağı doğru iner. Evet, yani bu yüzden ağır cisimler daha çabuk ivmelenir. Araç da ağır olduğu için daha çabuk hızlanacaktır aşağı doğru. Hele ki otomatik ise. Çünkü ayrıca da bir güç uygulayacaktır ona motor. Ya ama atıyorum 3 kiloluk, 5 kiloluk bir şeyi 3. kattan bıraktığınızda aynı anda neredeyse donk diye yere iner. Yani ağır bir cisim daha çabuk ivmelenir inişlerde. Şimdi biz bir çıkıştayız. Yani şey için çekmiştim az önceki videonun o kısmını. Demiştim ya, inişlerde çok fazla fren görüyorsanız o araba otomatiktir. Yani sürekli fren görüyorsanız, hatta hafif frene basılır ve sürekli o yani seviyeyle inilir frende. Çünkü her bıraktığınızda yeniden hızlanacaktır aşağı doğru araç, ivmelenecektir. Yani otomatik manuel ayrımı yapabilirsiniz o tip durumlarda ama tam çözemezsiniz de, o ayrıntıyı da tekrar söyleyeyim. Manuel bir arabaysa, boşa atmışsa, bazıları yapıyor yanlıştır ama boşa atıp gidiyorsa, aşağı doğru iniyorsa, o da sürekli fren kullanmak zorundadır. Çünkü o da ivmelenecektir sürekli. Çıkışlarda da genel anlamda sürekli hafif hafif gaz kullanacağız. Bisiklet mantığı kullanmıştık onda da. Yani nasıl bisiklet ile sürekli pedal çevirmek zorundasınız yukarı doğru, az da olsa, inişte nasıl fren kullanıyorsanız çıkışta da gaz kullanmalısınız. Araçta da böyle hafif hafif gaz kullanırsınız. Yoğun trafiklerde anlatacağım, yani mesafenizi, yaklaşık siz ne kadar kullanmıştınız dün? 5 metre mi demiştiniz? Ya evet, değil mi? Yani bu başka ülkelerde böyle daha uzun bir araç boyu işte. Bir araç boyu. Ama bazı araçlar 5 metre değil. Ama o uzun mesafe aslında iyidir. Biz genellikle kötüyü dikkate aldığımız için, yanlışı, birkaç tane çok yakın araba görünce bütün arabaları birbirine çok yakın zannediyoruz. Şu an yokuş tırmanıyoruz. Bakın, araçların mesafesi var aslında. Bu arkadaş bayağı bir önceden sinyalini vererek bize, evet, buraya girmek istediğini ifade etti. Biz de ona müsaade ettik, gayet güzel. Ne demiştik böyle katılımlarda ya da biri bizim önümüze girmek istediğinde? Katılımlarda da zaten önümüze girmek istiyorlar. Buyurun diyoruz. Buyurun diyoruz, evet. Genellikle buyurun diyoruz onlara. Yani iki tane seçeneğimiz var, değil mi? Ya frenle, yani yavaşlama ya da durma böyle durumlarda. Ya da hareketle, yani yine teyakkuzda, ayağımız fren üstünde ama hareketle geçerek. Yani ya yavaşlayın, durun, ya da geçin. Kaçma diye bir seçeneğimiz maalesef yok. Maalesef demeyelim, yani bu üzülüyormuş gibi olacağız. Kaçma gibi bir seçeneğimiz yok. Kesinlikle kaçmayın. Çünkü kaçtığınızda daha büyük problemlerle karşılaşacaksınızdır arkadaşlar. Bu anlamda da dikkatli olun. Bizim henüz ikinci dersimiz, yani bir dün yaptık, bir bugün yapıyoruz. Hatta adayımızın kendi aracıyla yapıyoruz. Otomatik o yüzden. Yani otomatik araçlarla çok daha çabuk trafiğe adapte olabiliyoruz. Önemli olan trafik adaptasyonudur. Manuel araçla araç adaptasyonu uzun sürdüğünden trafiğe çıktığınızda, muhtemel trafik sorunu yaşadığınızda araçla olan irtibatınız da kesilir. Yani aracı da, yapabildiğiniz şeyleri de yapamayabilirsiniz. Ben hala ve hep söylediğim gibi, imkanı olan her arkadaşım, ben otomatik
araçla başlaması gerektiğini düşünüyorum. Solda kalabiliriz biz. Yani bu şeritte. Ya, şeridimizde kalabiliriz. Ya, sağdan çıkış yapıyoruz. Yan yola çıkıyor. Evet. Ya, oradan da gidilebilir aynı. Aslında aynı istikamete gidiyoruz. Hiç problem değil. Biz şu an Saadetdere mevki burası. Solumuz metrobüs. Gözünü seveyim metrobüsün. Çok güzel bir şey ya. Yani yeni öğrenen için araba tabii çok keyifli. Bu arada ben çok dikkatimi çektim. Genel ne? FN62. Bayağı yabancı plaka var. Çok var. Bu Almanya'dan gelmiş bir arkadaş ve Trabzonlu kesin. Şey. Yok Trabzon'da çok, Almanya'da çok Trabzonlu var. Ben onu dikkatimi çektim. 24 Noel tatili ya, şimdi tatilleri başladı. Ha o fırsattan istifade. Okul tatili başladı. Evet geldi evet. Bu Amerika'da daha uzun sanırım. Orada Thanksgiving'de Noel'de karma karışık birbirine giriyor. Evet daha uzun bir tatil süreçleri var adamlarda. Yani yoğun trafik aslında korkutucu değil düşündüğünüz kadar. Daha fazla frenle iştigal etmeniz gereken, mesai harcamanız gereken bir durum aslında yoğun trafikler. Yani İstanbul'dasınız ve İstanbul'da yaşıyorsanız mecburen frenle iyi arkadaş olmak zorundasınız, onu söyleyeyim. Yani ayağınızı gazın üstünde çok fazla unutmayın. Yani frene geçiş süreciniz çok önemli çünkü. Bunun için ihtiyacınız olmadığı sürece gazın üstünde çok fazla kalmayın. Herhangi bir ani bir durumda panikleyip çünkü ayağınızın altındaki pedalı kullanırsınız böyle bir durumda. Gayet ikinci ders itibariyle böyle artık trafiğin içinde. Yani biz ilk derste de trafikteydik gerçi. Yani ilkinde de. Dün daha beterdi. Değil mi? Trafik mi beterdi? Şey mi? Ne? Gittiğimiz yollar değil mi? Daha değildi. Daha zordu evet. Bu en azından şey çok önemli. Bu kadar rahat değildi değil mi? Evet. Ben söyletmiyorum, onu söyleyeyim. Bakın arkadaşlar, böyle yollardan korkuyorsunuz yani. E5 çok acayip zor falan. Emin olun buralar çok daha kolay. Trafikte kullanmak daha kolay bence. Evet. Hele ki böyle yollarda kullanmak daha kolay. Çünkü bakın 1, 2, 3 tane şeridiniz var. Yani 3 kardeşsiniz. Bir evde yaşıyorsunuz. Aynı odada yaşamak mı daha kolay? Yoksa 3 ayrı odada yaşamak mı daha kolay? Kolaylık açısından soruyorum. 3 ayrı odada. Çünkü aynı odada şöyle problemler olabilir. Orası benimdi, işte benim elbisem, o elbisenin ya da odanın yatağını niye toparlamıyorsun, elbiseni niye attın, işte neden benim tarafıma astın gibi sorunlar olabilir tek odada. 3 kişinin yaşaması, ama 3 tane ayrı, 1, 2, 3 tane ayrı odacıkta yaşamak, ayrı ayrı yaşamak çok daha basittir, daha kolaydır. Yani bu tip yollar sizi korkutmamalı bu anlamda. Mümkün mertebe diğer yolları bence dikkate almaya çalışın. Bu tip yollardan da çok fazla korkmayın. Bu trafiğin en küçük bir sebebi var. Sağ tarafta arıza yapmış bir araç var. Ama sadece o değil muhtemelen. O da yine muhtemel bu trafikten. Hem tırmanıyor hem trafik. Bundan da kaynaklanan bir arıza yapabiliyor araçlar. Güzelim Mercedes bir de değil mi? S320. Hyundai yanından geçiyor. Yok hayır yani. Dalga geçer ya, hiçbir araç kusursuz değil. Yani bunu anlatmak istiyorum. Hiçbir araç kusursuz değil. Benim arabam bu, benim arabam şu. Hayır, hız anlamında da. Yani arabanıza güvenmeyin. Hayır, o arkadaşa geçmiş olsun bu arada. Ya aracınıza çok fazla güvenmeyin. Aracı kullanan bir insan. Bir, ikincisi aracı tasarlayan, üreten de insan. Ya sonuçta hani kul yapısı derler ya. Aracınıza güvenmeyin. Yani hani böyle çok gaz basıyorlar ya, işte ya benim arabam şu, o yüzden çok hızlı olmalıyım falan. Belki havayı yapmıştır önceden. Yok işte, o. Yapmamak lazım. Yani bu tip durumlarda da dikkatli olmak lazım. Konu konuyu açıyor. Bizim konumuz aslında inişti. Bir çıkış da bağlandı bu işin içerisine. Biz hafif hafif sürekli gaz kullanıyoruz değil mi? Durmak istediğimizde de gazı bırakıyoruz. Ya da yavaşlamak istediğimizde. Ama inerken ne yapıyorduk? Bizim ayağımız sürekli, hele ki böyle dar bir trafik ise sürekli frendeydi. Bakın burada çok fazla fren görmezsiniz. Çünkü çıkışta genelde gazı bırakırlar. Manuelse küçük bir vitesle sürekli gider. Gazı bırakır, sürekli devam eder ve gaza basar. Çok yaklaşmışsa, trafik çok artık yakınlaşmışsa artık fren tabii ki kullanır. Burada
artık sağ tarafımızdan misafirlerimiz yavaş yavaş geliyor. Hem diğer arkadaşlar da izlemiş olur, hem biz de bunu görüyoruz. Nereden bakıyorduk duruma? Tam şu çatalın, şu kısmı, yani şu dirseğin, kapıyla ön camın bağlantısındaki dirseğin sol tarafında gördüklerimiz bizim misafirlerimiz. Şu an gördüğümüz her araç bizim misafirimiz. Tabii. Onlara biz müsaade etmek durumundayız. Diyeceksiniz ki bu kadar, evet bu kadar arabaya müsaade edeceğiz. Bu bir de uzun bir araç. Bunlar devamı da varmış. Etmemek konusunda İşte kaçmak yok. Hayır, yavaşlayarak da. Hani o zaten şimdi girmeyecek ya. Dikkat edersek. Ama bu tarafa dönüp ekstradan bakmanıza gerek yok arkadaşlar, kafanızı çevirip. Ekstradan bakmanıza gerek yok. Bu arkadaşlar bizim olası misafirlerimiz. Neredekiler? Şu dirseğin solunda. Ön cam tarafında kalanlar bizim olası misafirlerimiz. Evet. Çünkü mecburen girmek zorundalar. Başka seçenekleri yok ki. Şu an çok yağmur yağıyor ve dışarıda kalmışlar. Bizim de dükkanımız tam böyle caddenin kenarında. Buyurun ıslanmayın. Yani bakın, girmek zorundalar. Şuradaki araçlar yavaş yavaş girmek zorunda. Çünkü onlara ayrılan bölüm bitmek üzere. Mecburen giriyorlar buraya. Kaçmıyoruz. Bakın şu arkadaş kaçıyor. Şu. Kaçmayacaksınız. Kaçarsanız öteki arkadaşa bakın sorun çıkarırsınız. Bakın vazgeçti, geri girdi. Böyle bir şey yok. Yavaşlayacaksınız. O tırı, demin korktuğunuz tırı sağınız şurada görüyor musunuz şu an? Yok. Görmüyorsanız devam edeceksiniz. Sizi bakın, şu arkadaş sizin misafiriniz. Bakın girmeye başladı çünkü içeri. Artık o misafiriniz. Bekliyorum, buyurun. Bekliyorum girsin. Tabii ki. Mecburuz zaten. Bakın bizim buradaki alanımızı daralttı çünkü. Ya buraya kaçacağız ya müsaade edeceğiz. Ya karşı komşuya gidip evde yokuz diyeceğiz. Ya da tam bir misafirperverlikle buyurun ne demek bu. Ya genelde kaçıldığı için ben bu kısmını izah etmeye çalışıyorum. Kaçmak çözüm değil. Bu arada gayet iyi gidiyoruz maşallah. Ben dün aslında yanlışlıkla bir canlı yayın yapmıştım. Yanlışlıkla değil yani, ben sonradan kanala da düştü ama silmedim. Güzel oldu. Yani böyle spontan oldu. Ben YouTube'da canlı yayını da kullanayım dedim bir kere. Böyle bir şeyle karşılaştım. Orada izah etmiştim ben aslında. Ben hep sağdan giderim. Hep sağdan giderim. Yani elzem bir şey yoksa, işte arıza vardı, ortaya çıktım, yeniden sağa girerim. Ben en emniyetli şeridin sağ şerit olduğunu düşünüyorum. O yüzden emniyet şeritleri de en sağa yapılıyor. Yani sağ şeridin ben emniyetli olduğunu düşünüyorum. Yani çok fazla cüretkar insanın bulunmadığı şerit olarak düşünüyorum. Daha böyle sakin, daha halim insanların kullandığını düşünüyorum sağ şeridi. Sağ tarafta rahat. Bir de bir şey söyleyeyim. Ne olur bir bakın. Yani sol taraf duruyor, biz hep gidiyoruz. Yani. Ne olur yanlış anlamayın. Yani solu kullananlar için söylemiyorum ama kullanıyorsanız da genelde kurnazların kullandığı şeridir sol. Ama tutmaz. Yani sağ şerit hep daha iyi gider. Genellikle yoğun trafiklerde. Çünkü çıkışlar çok olduğu için sağda. Buradan çıkarlar, buranın önü daha çabuk boşalır. Sağ şerit emniyetlidir. Boş alanda da. Çünkü sol şerit nereye gidiyorsa sağ şerit de oraya gider. Yani bomboş bir yolda da sağ daha emniyetlidir ve sağdan gidersiniz. Bazıları çünkü bu durumlarda şey de diyebiliyor. Hani diyor ki hocam diyor, önümde ağır bir araç var. Çok yavaş gidiyor. Tamam, müsait olduğunuzda geçersiniz. Evet. Onu geçtikten sonra yine sağa girersiniz. Hani ben demiyorum ki önünüzde 30'da gidenle gidin öyle bir yolda. Ya da 40'da giden. Yani bütün çıkışlar genelde sağda. Evet. O yüzden rahat şerit değiştirmek zorunda kalmamak. Evet. Bir de son anda değiştirmek zorunda kalmazsınız. Yani çaprazlama gelmek çok tehlikeli bence. Evet. Bir de sağ tarafta hareket yok. O kadar fazla. O da insanı şey yapmıyor. İşte orta şerit daha en çok orta, karıştırıcı. Süper. Ben dün işte o canlı yayında onu söyledim. Orta şerit en çok kullanılan şerittir. Hani diyorlar ya ortadan git, ortadan git. Solun da sağın da en çok geçiş için kullandığı şerittir. Mesela demin kaçmak isteyen ortaya kaçtı. Evet. Yani aslında aniden sağ şeritte aniden önünüze araç çıkma ihtimali yok. Çünkü ne demiştik? Trafik spontane bir şey değil. Doğaçlama değil. Yani size çok önceden görebileceğiniz bir uyarı tabelasıyla bu ifade edilir. Sağdan birazdan bağlantı var diye. Evet. Ama bakın az önce buradan bağlantı olduğunda bizim sağımızdaki sağ şeritte olan araçlar sola doğru kaçmaya çalıştı. Oradaki bakın şu araç mesela ortaya geliyor hemen bir sıkıntı gördüğünde. Sıkıntı yaşadığında ilk kaçtıkları şerittir orta şerit. Ve ani hareketler en çok orta şeride yapılır. Her kim, dün de zaten ısrarla söylemiştim. Ben doğru bildiğimi ama tecrübelerimle kesinlikle söyleyen ve diğerini kabul etmeyen değil. Sadece tecrübelimle yanlışlığını görmüş bir hani hocanız, arkadaşınız, kardeşiniz olarak söylüyorum. Bunu tecrübe etmiş biri olarak söylüyorum. Yani orta şerit risklidir arkadaşlar. En sakin, en sağlıklı ve en öğretici şerit sağ şerittir. İnanın bunu hani size anlattım, böyle yapın diye söylemiyorum. Ben
yıllardır araba kullanıyorum ve hep sağ şeridi kullanmışımdır. Hep. Hep hiç vazgeçme. Yok, bana öyle rahat geldi. Hiç vazgeçme. Ortadan hoşlanmadım. Dün canlı yayında zaten şeyi de göstermiştim ben. Gören hatırlar. E5'te Sefaköy'den yukarı çıkarken soldaydı. Arkadan çarpmalı bir kaza vardı ve sert bir kazaydı yani. Yani kimsede bir şey yoktu şükürler olsun ama vuran arabanın önü dağılmıştı. Vurduğu arabanın, hatta bahsetmiştim izleyenler için, çelik konstrüksiyondur bu yeni araçların arkası. Ama yine de dağıtmıştı. Yani havuzu denilen yer. Aracın bagaj kısmının içine havuz deniliyor. Havuza kadar girmişti araba. O sol şeritti arkadaşlar. Sağ şeritte çok fazla bu tip şeylerle karşılaşmazsınız. Ya yine dikkatsizlik sonucu her yerde olabilir. Ama ekseriyetle oluşabilecek yerler ya orta ya soldur. Her sağ şeritte bir de arkadaki de fazla rahatsız etmiyor. Evet. Hani hızlan, şunu yap, evet, bunu yap diye, evet, soldaki tepene biniyor. Dün bir şeyden bahsetmiştik hatırlarsanız. Demiştim ya, neden insanlar birbirlerini itiyorlar? Ya da biz diğer hocamla ders yaparken, hocam derken bu arada normal milli eğitim hocaları, öğrencilerimiz bazıları içerisinde bir hoca kullanıyor falan gibi. Sizden sonra ders yaptığım hocamla da ya sizde ya onunla söylemiştim. İnsanlar, yo sizde bugün hatta biraz uzun sürdü ya, o yüzden unuttum. He. Hani küçük bir çocuğu ya da yaşlı bir insanı neden iteliyorsunuz? Hı-hı. Öyle değil mi? Arkadan devamlı. Neden iteliyorsunuz? Hatta biz şöyle bir reaksiyon göstermiyor muyuz? Durun durun, çocuk var, itmeyin. Durun durun, yaşlı var, itmeyin. Ne yapıyorsunuz? Yani. Otobüslerde falan vesaire olur. Ne yapıyorsun? Çocuk var, itiyorsun, itme. Bak çocuk ezilecek. Ya neden itiyorsunuz ya? Neden? Neden insanları itiyorsunuz kornaya basın? Öyle değil mi? Neden kornalarla insanları itiyorsunuz? İtilenlere söylemiyorum, itenlere söylüyorum. O zaman bu kısmını ben kesip ayrıca da atacağım. Ne olur bunu bir şekilde insanlara biraz iletmeye çalışalım. Neden insanları itiyorsunuz? Neden kornalarla, selektörlerle, tacizlerle insanları itiyorsunuz? Bunlar henüz daha yeni araç kullanmaya başlayan, bu anlamda çocuk bunlar ya. İtmeyin lütfen. Ya da güvenli kullanmak insan da olabilir. Evet, yani evet, acele, evet, olması, evet, gerekmez. Tabii ki de. Yani ben 50'de gideceğim, 60'da gideceğim, evet, yani. Sınıra göre gideceğim. Evet, çok sınıra doğru. Göre gideceğim. Çok doğru. Vardır. Neden itiyorsunuz insanları arkadaşlar? İtmeyin lütfen. İtmeyin. Yani biraz saygılı olun. Saygı dediğimiz şey bu zaten. Neden saygısız araç kullanıyorsunuz? Neden insanları kazaya itiyorsunuz? Kaza yapabilirler insanlar. Onun vicdanıyla yaşayabilecek misiniz? O kadar vicdansız mısınız yani? Bir şey olduğunda, size bir şey olsa arkanızdaki insan bu kadar acaba vicdansız mı? Ben onu çok merak ediyorum. Hani bu kadar da değilizdir ya. Mümkün değil. Yani oluşabilecek ya da olabilecek şeyleri tahmin edemediğiniz ya da yaşamadığınız için mi yapıyorsunuz ya da bunları? Bir sürü insan hayatını kaybediyor trafikte, evet, ülkemizde. Yazık değil mi insanlara? Burada da buyurun aynı zamanda görelim işte. Hazır anlatırken ama ben biraz mahcup olacağım. Sağ tarafta arkadan çarpmalı bir kaza. Hatta çekelim. Takip mesafesi sıkıntısından oluşmuş. Önü çok kötü vurmuş. Far kırılmış. Tabii işte mesafesini korumadığı için böyle bir trafikte ne kadar dalgın acaba? İnsanlar bilmiyorum ama bu da beni mahcup etti biraz. Sağda olan bir kaza. Mahcup etti derken ben ama şunu demedim. Sağda asla olmaz demedim. Yani. Bundan bir iki dakika önce hatta. Yani ekseriyetle orada olur diye. Olmuş yani, her yerde olabilir. Bu dikkatsizlik, hatta geri dönerseniz videoda burasını sadece dinliyorsanız. Dikkatsizseniz her yerde kaza yapabilirsiniz demiştim. Çok önemli. Ve meseleyi kurtarmaya çalışmıyorum. Ben hala sağdan giderim mesela şahsen. Bir süre o zaman ortadan gidelim, bir görelim o zaman. Değil, evet, mi? Yani aradaki farkı. Yani benim anlatacaklarım bu kadar. Uzunca da bir video oldu. Bilmiyorum. Sizin de bir öğrenci gözüyle böyle kısa söylemek istediğiniz bir şey var mı yoksa? Yok, söyledim. Sağ şeridi beğendim. Tamam. Sağ şeridi beğendim. Tamam. Bu yani. Peki. Arkadaşlar,